Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ın kendisine karşı açtığı iftira davasıyla aylarca gündemden düşmedi. Dava Depp'in lehine sonuçlandı ancak bu süre boyunca kariyeri ve sağlığı epey zarar gördü. Bakalım bu noktaya gelene kadar bu ilginç sanatçının nasıl bir hayatı olmuş. Tam adı John Christopher Depp'tir. 9 Haziran 1963'te Kentucky'de 4 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Fransız, Alman ve İrlanda kökenli ama ağırlıklı olarak İngilizdir. Soyadı 1700 yılları civarında Virginia'ya yerleşen Fransız göçmeni Pierre Diep'ten gelmektedir. 2002 ve 2011'deki röportajlarda Depp, büyük annesinin kızılderili kanı taşıdığını iddia etmiştir. Annesi garson, babası inşaat mühendisiydi. Birkaç kez ev değiştiren aile, Johnny 7 yaşındayken Florida Miramar'a yerleşti. 8 yıl sonra Johnny 15 yaşındayken ebeveynleri boşandı ve annesi daha sonra başka biriyle evlendi. Johnny 12 yaşından beri müzik gruplarında gitar çalıyordu. Çocukluğundan beri müziğe büyük bir tutkusu vardı. Hatta 1979'da 16 yaşında rock müzisyeni olmak için Miramar Lisesi'nden ayrıldı. 2 hafta sonra okula dönmeye çalıştı ama müdür ona hayalinin peşinden gitmesini ve müzisyen olmasını tavsiye etti. ...1980 yılında The Kids adlı bir gruptaydı. Bu grup daha sonra bir rekor anlaşma arayışı içinde Los Angeles'a taşındı ve adını Six Gun Method olarak değiştirdi. Aralık 1983'te grubunun basçısının ve şarkıcısının kız kardeşi olan makyöz Lori Ann Ellison ile evlendi. Grup 1984'te dağıldı ve Depp, Roxy Angels ile çalışmaya başladı. James Dean'in hayat hikayesinden ve özellikle de Asi Gençlik adlı filminden çok etkilenmiş, onda oyunculuğa karşı ilgi uyandırmıştı. Eşi Allison, oyuncu Nicolas Cage'in arkadaşıydı ve ondan Johnny'yi yönetmen Wes Craven ile seçmelere götürmesini istedi. Bu sayede Depp, 1984 yapımı Elm Sokağı Kabusu filminde rol aldı. Ertesi yıl Allison'la boşandı. Daha sonra aslında oyuncu olmak gibi bir arzusu olmadığını söylese de filmlerde rol almaya devam etti.
müzisyenlikten kalan bütün borçlarını ödedi. 1987'de Fox TV kanalında yayınlanan 21 Jump Street dizisinde bir okul operasyonunda gizli polis olarak rol aldığında genç bir idol oldu. Kendisine ilham veren aktör Frederick Forrest ile çalışmak için rolü kabul etmişti. Depp kariyeri boyunca hep sıradışı rol seçimleri yaptı. 1990 yılında 1950'lerde geçen bir müzikal komedi olan Cry Baby'de oynadı. Piyasaya sürüldükten sonra bir gişe başarısı olmamasına rağmen yıllar içinde kült klasik statüsü kazandı. Yine 1990'da Tim Burton'ın romantik fantastik filmi Makas Eller'de baş karakteri oynadı. Film çok yüksek bir gişe hasılatı ile ticari başarı elde etti. Depp role hazırlanırken diyalog olmadan empatiyi nasıl uyandıracağını öğrenmek için birçok Charlie Chaplin filmi izlemiştir. Bu filmdeki Edward karakteriyle Altın Küre ödülüne aday oldu. ...1993 yılında 3 filmde rol aldı. Özellikle Benny and June adlı filmdeki karakteriyle yeniden idol oldu. Bu rol için Depp ikinci bir Altın Küre adaylığı aldı. ...1994'te Burton'la yeniden bir araya geldi ve tarihin en beceriksiz yönetmenlerinden birinin biyografisi olan Ed Wood'da oynadı. Depp daha sonra o zamanlar filmlerden ve film yapımcılarından bunaldığını, ancak proje hakkında bilgi alır almaz 10 dakikada hazır hissettiğini söyleyecekti. Ed Wood gişede zarar etti, ancak eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı. Depp performansıyla müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu olarak 3. defa Altın Küre ödülüne aday gösterildi. Ertesi yıl Depp 3 filmde rol aldı. Gişe rekorları kıran Don Juan de Marco'da Marlon Brando'nun karşısında kendini Don Juan sanan bir adamı canlandırdı. 1995 yılında oynadığı Ölü Adam ve Tam Zamanında adlı filmlerde pek bir başarı elde edemedi ve eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı. 1997'de Al Pacino ile birlikte bir suç draması olan Donnie Brasco'da rol aldı. Depp, New York'taki mafyaya sızmak için Donnie Brasco adını alan gizli bir FBI ajanı olan Joseph De Piston adlı karakteri canlandırdı. Bu film Depp'in en iyi performanslarından biri olarak kabul ediliyor. Johnny Depp, 1997'de ilk yönetmenlik ve senaryo yazarlığını The Brave ile yaptı.
Başrolde Marlon Brando'nun oynadığı film, Cannes'da eleştirmenlerden genel olarak olumsuz eleştiriler aldı. Depp bu eleştirilerden dolayı filmini Amerika'da yayınlatmadı. 1999'da oynadığı Astronotun Karısı ve ardından Roman Polanski'nin yönettiği 9. Kapı adlı filmleri de pek bir başarı getirmedi. 2001 yapımı Cehennemden Gelen adlı filmde Depp, 1880'lerin Londra'sında karın deşencek cinayetlerini araştıran müfettiş Frederick Eberlein'i canlandırdı. Film ayrıca karışık eleştiriler aldı ancak orta düzeyde bir ticari başarı elde etti. Depp kariyerinin en büyük başarısını 2003 yapımı Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmiyle elde etmiştir. Burada canlandırdığı komik Kaptan Jack Sparrow rolüyle tüm dünyanın beğenisini kazanan Depp, Akademi Ödülü, Altın Küre ve BAFTA en iyi erkek oyuncu dalında Screen Actors Guild ve MTV Film Ödülleri'ni kazandı. Daha sonra Jack Sparrow karakterine hayat verirken The Rolling Stones gitaristi Keith Richards ve çizgi film kokarcısı Pepe Le Pew'den esinlendiğini söyleyecekti. When you marooned me on that godforsaken spit of land, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. Depp aynı yıl aksiyon filmi Bir Zamanlar Meksika'da adlı filmde yozlaşmış bir CIA ajanını canlandırdı. Film fazla başarı elde edemedi ancak Depp'in performansı övgü topladı. Depp'in kariyerindeki başarısız filmlerin sayısı çok fazladır. Örneğin Stephen King'in bir kısa öyküsüne dayanan 2004 yapımı gerilim filmi Gizli Pencere, yine aynı yıl vizyona giren İngiliz-Avustralya filmi olan The Libertine'de onun başarısız olmuş filmlerindendir. Fakat yine 2004 yılında yayınlanan Düşler Ülkesi eleştirmenler tarafından daha olumlu karşılandı ve ona ikinci bir Akademi Ödülü adaylığının yanı sıra Altın Küre, BAFTA ve SAG adaylıkları kazandırdı. Yapımı Tim Burton'ın Charlie ve Çikolata Fabrikası uyarlamasında Willy Wonka rolüyle gişe başarısını sürdürdü. Ayrıca eleştirmenlerden olumlu eleştiriler ve yine komedi veya müzikal dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küre adaylığı aldı. Johnny Depp, 2006 yılında Karayip Korsanları serisinin ikinci filmi Ölü Adamın Sandığı ve 2007'de üçüncü filmi olan Dünyanın Sonunda yine Captain Jack Sparrow'u canlandırdı. Fandango tarafından yürütülen bir ankete göre dünya sinema severlerinin ezici çoğunluğunun Karayip Korsanları'nı izleme nedeni Kaptan Jack Sparrow karakteriydi. O noktadan sonra Depp, arka arkaya birkaç başarısız filmde daha rol aldı. Ancak dünya artık onun başka bir yönünü konuşmaya başlamıştı. Johnny Depp ve Amber Heard, 2009 yılında tanışmış, ilişkileri 2011'de başlamıştı. Ocak 2014'te nişanlandılar ve Şubat 2015'te Depp'in Bahamalardaki 44 dönümlük özel adasında evlendiler. Heard, 23 Mayıs 2016'da boşanma davası açtı ve Depp geçici uzaklaştırma cezası aldı. Depp, Amber'ın bütün bunları kendisinden para koparmak için yaptığını iddia etti. Heard, boşanma işlemleri sırasında Depp'in ilişkileri boyunca genellikle alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulunduğunu iddia ediyordu.
Duruşmaları tüm dünya büyük bir ilgiyle izledi. Bu süreç devam ederken Depp 2017 yılında Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı filminde bir daha Kaptan Jack Sparrow'u canlandırdı. Film Amerika'da önceki bölümler kadar iyi performans gösteremedi ve Depp en kötü erkek oyuncu ve en kötü ekran kombinasyonu için 2 Altın Ahududu ödülüne aday gösterildi. Ancak Salazar'ın İntikamı özellikle Çin, Japonya ve Rusya'da iyi performans gösterdi. ...2017 yılında çift boşandı. 2022 yılında ise Depp, eski karısının kendisine karşı yürüttüğü karalama kampanyası nedeniyle bir dava açtı. Amber Heard'ün kendisinden şiddet gördüğü konusundaki iddialarının asılsız iftiralar olduğunu ve bunlar yüzünden isminin lekelendiğini, kariyerinin bittiğini söylüyordu. Depp'in 50 milyon dolarlık bu davasına karşılık Heard, 100 milyon dolarlık dava açtı. Sonuçta jüri bu davanın Johnny Depp'i karalama amacı taşıdığına kanaat getirdi ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar tazminat ve 5 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar verdi. Hayranları ve sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanan bu karar sonrası ünlü yıldız yazılı bir açıklama yaparak 6 yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi. Çok mutluyum. Gerçek hiçbir zaman yok olmaz dedi. Bu süreçte hayranlarını üzen tek şey ise Depp'in Karayip Korsanları'na bir daha dönmeyeceğini açıklaması oldu. Bunun nedeni ise Heard'ün iftiralarının yer aldığı yazının yayınlanmasından sadece birkaç gün sonra Karayip Korsanları projesinden çıkarılmasıydı.